Hafta sonuna devam ediyoruz. Şimdi bu saat dilimimizde önemli bir konu ağırlayacağız. Geçtiğimiz hafta boyunca KPSS skandalını konuştuk, gelişmeleri değerlendirdik, ekranlara yansıttık. Şimdi bu KPSS skandalı ile birlikte aslında sosyal medyanın ne kadar önemli bir mecra olduğunu da hep birlikte yeniden görmüş olduk. Şimdi sosyal medyanın hayatımıza etkisini konuşacağız. Yönetimlere, iktidarlara, karar alıcılara nasıl etki ettiğini değerlendireceğiz. KPSS sınavı özelinde aslında görüyoruz ki sosyal medya pek çok alanda hem ülkeyi bir anda bir araya getirebiliyor, hem de aynı zamanda karar alıcıların kararlarını da etkileyebiliyor. Şimdi sosyal medyayı konuşacağız. Bir yandan da aylardır süregelen bir tartışma var. Bir düzenleme istiyor sosyal medya diyorlar. En azından dezenformasyonla mücadele kapsamında adımlar atılabilir deniliyor. Peki bir düzenleme gerekli mi? Bu düzenleme olursa nasıl bir düzenleme olmalı? Çünkü iktidar kanadının hazırladığı düzenlemeye yönelik sert eleştiriler vardı. Şimdi bu özellikle KPSS skandalının ardından da bu düzenleme yapılsaydı bu skandal bu şekilde ortaya çıkmayacaktı. Vatandaşlar bu kadar net kendini ifade edemeyeceklerdi. O yüzden de bu kadar hızlı refleks verilemeyecekti gibi eleştiriler de var. Şimdi hepsini değerlendireceğiz. Sosyal medya uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık konuğumuz. Murat Hocam günaydın, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Gizem Hanım, günaydın. İyi hafta sonları diliyorum size ve Kanal B izleyicilerine efendim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz de sizlere iyi hafta sonları diliyoruz. Şimdi sosyal medyanın ne kadar önemli bir mecra olduğunu herhalde KPSS skandalıyla hepimiz bir kez daha gördük. Şimdi bunu konuşmak istiyorum. Sosyal medya hayatımıza ne kadar etkili, karar alıcıların üzerinde ne kadar etkili, bu KPSS skandalının ortaya çıkışı, ardından çok hızlı gösterilen reaksiyonlarda sosyal medyanın yeri nedir? Bununla başlayalım hocam. Şimdi tabii aslına bakarsanız Türkiye açısından sosyal medyanın taşıdığı rol ve önemin son derece büyük olduğunu önce ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü Gizem Hanım Türkiye'de 70 milyona yakın sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Dijital raporun verilerine baktığımızda Türkiye'de 68,90 milyon sosyal medya kullanıcısının var olduğunu görüyoruz. Bunun da toplam nüfusun %80,8'ine eşit olduğunu ifade edebilmemiz mümkün. Ve bir önceki yıla kıyasla sosyal medya kullanıcı sayımız %14,8. Yani bu da 8,9 milyona tekabül etmektedir. Ciddi oranda bir artış yaşanmış. Dolayısıyla Türkiye açısından sosyal medyanın taşıdığı rol, önem, değer son derece büyük. Şimdi sosyal medyanın bu denli Türkiye'nin merkezinde yer alması, hayatımızın ta içinde yer alması sebebiyle ister istemez tabii ki birçok hususun sosyal medyada tartışıldığı, konuşulduğunu görüyoruz, şahit oluyoruz. Siz de az önce ifade ettiniz, değindiniz. Aslında sosyal medyanın bundan önceki dönem içerisinde dünyaya da etkilerine baktığımızda kamuoyu oluşturma, gündem belirleme ve aynı zamanda da efendim bazı hassasiyet gerektiren noktaların ortaya çıkması noktasında ciddi bir önem ve ehemmiyete sahip olduğunu gördük. Ve aslında son dönemde yaşanan işte bu KPSS sorularının benzerlerinin öncelikle sosyal medyada gündeme gelmesi, sosyal medya kullanıcıların bunları paylaşmasıyla ciddi bir kamuoyu oluşturduğunu gördük, şahit olduk. Tabii bu da ister istemez artık günümüzde sosyal medyanın nedenle önemli bir güç ve etkiye sahip olduğunu açık bir şekilde göz önüne serdi. Şimdi insanlarda şu soru akıllara gelmeye başladı. Acaba sosyal medya olmasa idi bu skandal bu kadar patlak verebilir miydi? Evet. Şimdi en çok bu soru, galiba merak edilen konu bu, öyle değil mi Murat Hocam? Evet, kesinlikle. Çünkü bu bir anda dediğim gibi kamuoyunun gündemini oluşturması açısından baktığımızda ciddi bir etkiye sahip. Ama sadece bu olaylarda değil, yani KPSS olayı özelinde değil, birçok olay noktasında ciddi anlamda bir etki ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda işte dediğim gibi askeri operasyonlar zamanında olsun, siyasilerin artık söylemleri olsun ki biliyorsunuz siyasilerin söylemlerinin, açıklamalarının hep sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirildiğini görüyoruz. Birincil elden kaynak olarak değerlendiriliyor. Ve bu noktada şunu söyleyebiliriz belki Gizem Hanım. Şimdi yine sizinle de yaptığımız yayınlarda konuşmuştuk. Sosyal medyada dezenformasyonla mücadele yasasından bahsetmiştik. Siz de az önce aslında biraz değindiniz. Bu yasa aslında konuşuluyordu, gündemdeydi ama ciddi ve sert eleştiriler almasından dolayı meclisin açılışına ertelenmiş oldu. Tabii gelir mi gelmez mi şu an bilmiyoruz ama en azından şu an bizim bildiğimiz bilgi bu yasanın ertelendiği yönünde. Ancak yasa ertelendi ama Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan bir atılım, bir gelişme meydana geldi. Belki onu da söyleyebiliriz. Dezenformasyonla mücadele merkezi kuruldu. Yani bu biliyorsunuz bundan 1-2 ay önce meclis kapanmadan önce dezenformasyon yasası tartışılırken hatta muhalefet kanadının ciddi ve sert eleştirileri yaşanırken bugün dezenformasyonla mücadele merkezinin oluşturulması bundan sonraki süreçte acaba yasa ikinci plana atıldı. Dezenformasyonla mücadele merkezi doğrudan İletişim Başkanlığı bünyesinde organize edilecek. İşte sosyal medyadaki infial yaratan, manipülatif, dezenformatif içeriklerin önüne geçebilecek mi gibi sorular sorulmaya başlandı. Ben İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulmuş dezenformasyonla mücadele merkezinin önemli bir adım olduğunu düşünenlerdenim açıkçası. Ama o zaman da size yine ifade etmiştim, söylemiştim. İnsanlarda bunun sadece infial oluşturan, devletin birliğini, bütünlüğünü zedeleyecek türden içerikler söz konusu olduğunda bunların cezai bir yaptırıma tabi olacağının özellikle altını çizerek aktarılması, yasa olacaksa bunun yasada yer alması son derece önemli. Aksi takdirde otokontrol ya da otosansür mekanizması oluşacaktır. Yani şu anlama geliyor Gizem Hanım bu ifademiz. Siz az önce dediniz ya, işte bu yasa geçti ve ben bir yanlış gördüm, bir hata gördüm. Bu hatayı aktarmam gerekiyor sosyal medyada ya da işte dediğim gibi ilgili mecralara paylaşmam gerekiyor. Şimdi bu sefer şu soruyu benim düşünmemem lazım. Ben bunu paylaşırsam acaba suç işler miyim? Ya da başıma bir şey gelir mi? Gibi soru işaretlerinin kafamda olmaması gerekiyor. Çünkü Türkiye açısından baktığımızda evet sosyal medyanın taşıdığı rol ve önem büyük. Düşünce ifade özgürlüğü açısından sosyal medyanın önemi son derece büyük. Ama şu da var ki Gizem Hanım, yani bugün özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeri operasyonlarında sürekli dezenformasyonun, manipülasyonun had safhaya ulaştığı, PKK gibi, FETÖ gibi terör örgütlerinin sosyal medyayı çok etkin bir şekilde kullandığına da şahit oluyoruz. Şimdi bir de işin böyle bir boyutu da var. Yani hem artılarını hem eksilerini değerlendirmemizin çok doğru olduğunu düşünenlerden. Ve onlar manipülatif görseller, içerikler, paylaşımlar, işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurunu, haysiyetini zedeleyici içerikler paylaşarak aslında Türkiye'nin haklı davasının haksıza çıkarılması noktasında ciddi bir efor sarf ediyorlar. Şimdi bir de bu ayağı da düşünmemiz gerekiyor. İşte bunların hepsini topyekün olarak düşündüğümüzde Gizem Hanım, elbette ki bir yasanın, bir düzenlemenin şart olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Çünkü artık geleneksel medyanın çok çok ötesinde bir güce etkiye sahip. Niye? İşte yayınlar, içerikler, televizyon kuruluşları bile biliyorsunuz sosyal medyadaki gündemi takip ederek aslında haberler oluşturabiliyorlar, içerik oluşturabiliyorlar. Yani artık geleneksel medya sosyal medyayı, sosyal medya geleneksel medyayı etkiliyor, tetikliyor. Dolayısıyla efendim sosyal medyayı ben düşünce ve ifade özgürlüğün olması gereken bu mecraların ister istemez tabii ki kişilerin paylaşımına açık olması gerektiğini, kişilerin düşüncelerini, ifadelerini, kanaatlerini özgürce ifade edebilmesi gerektiğine inananlardanım. Ancak terör örgütlerine karşı ya da bilinçli manipülatif, dezenformatif içeriklere karşı da mutlaka devletimizin yetkili mercilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mutlaka önlem alması, bunu bir düzenlemeye tabi tutması ama bu düzenlemeye tabi tutarken o zaman da yine Kanal B'de ifade etmiştik, iktidarından muhalefetine bunun bir parti meselesi olmadığının ifade edilmesi ve ortak bir konsorsiyumla, ortak bir çabayla bu mücadelenin nasıl ve ne şekilde yürütülmesi gerektiğini samimiyetle gerçekleştirmeleri gerekiyor. Burada hem iktidara sözüm hem muhalefete sözüm. Yani ortak payda da bizim buluşmamız gerekiyor Gizem Hanım ki bu dezenformasyona, manipülasyona karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğünün sağlanabilmesi ve sosyal medya üzerinde de, sosyal medya ortamında da itibarının korunmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Devlet liderleri, siyasiler seçim kampanyalarını, stratejilerini artık buradan gidiyorlar. Dikkat ederseniz artık eskiden geçmişte ajanslar aracılığıyla paylaşımlar yapılırdı, basın bültenleri oluşturuldu. Artık hiçbir kurum basın bültenine ben gideyim, vereyim demiyor. Birinci ağızdan sosyal medya hesaplarından ki özellikle Twitter'da bu etkinliğin, aktifliğin çok olduğunu söyleyebiliriz. Yani bugün bir spor kulübü bile bir açıklama yaparken ya da işte olası bir bir futbolcunun misalen geleceğine dair sosyal medyadaki iddiaları yine sanal ortamdan, sosyal medya üzerinden yalanlayabiliyor. Nasıl yalanlayabiliyor? Resmi hesapları üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ya da bir siyasi parti lideri buradan açıklamalar yaparak tüm kamuoyunu etkileyebiliyor. Seçim kampanyaları, stratejiler artık buradan yürütülüyor ki önümüzde 2023 seçimleri var. Bu seçimlerde de ben sosyal medyanın çok etkin bir role sahip olduğunu düşünüyorum Gizem Hanım. Özellikle gençler kullanıyorlar hocam sosyal medyayı, biraz daha yaş olarak daha genç dediğimiz nesil tercih ediyor. Şimdi hep söylüyoruz bu seçimin sonuçlarını da öyle değil mi? Gençler belirleyecekler zaten. İşte bu yüzden de sosyal medyada gençlerle iletişim kurabilmek, onlara kendi partilerinin isteklerini ve yapılacaklarını anlatabilmek, aktarabilmek, onlarla bir diyalog halinde olabilmek sosyal medya üzerinden oldukça önemli olacak aslında. Çok haklısınız. Çünkü Gizem Hanım işte 18 yaşına gelen her gencimiz, her Türk vatandaşı biliyorsunuz oy kullanma hakkına sahip. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi burada gençleri hedefleyen siyasi partilerin var olduğunu görüyoruz. Seçim kampanyalarını ve stratejilerini bunlara göre yapıyor. Nasıl? Gençlerin sevdiği figürleri kullanarak, animasyonlar kullanarak seçim kampanyaları ve stratejilerini belirliyorlar. Dolayısıyla onları yok saymak ya da gençleri görmezden gelmek belki de bugün bir siyasi partinin harekir yapması demek oluyor. Yani aslına bakarsanız var olan durumu, tespiti tam olarak nokta atışı olarak gerçekleştirememek anlamına geliyor. Çünkü gençler gerçekten özellikle Z kuşağı diyoruz ya Gizem Hanım, 2000 ve sonrası doğan nesil, 2000 ve sonrası doğan kuşak. Hakikaten ben de yapılan araştırmaları incelediğimde aslında apolitik bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Ancak tabii ki seçimin farklı bir nabzı söz konusu olacak. Aslında yani toplumsal olaylara çok daha duyarlı, çevre sorunlarına çok daha duyarlı ama biraz daha politikadan uzak gençler görüyoruz, öyle değil mi? Evet ama burada şunu söylememiz lazım. Şimdi sosyal medyada gündem oluşturmak elbette ki çok önemli Gizem Hanım. Bunun özellikle altını çizmemiz lazım. Sesini duyurmaları, dediğiniz gibi işte hashtag çalışmaları yaparak işte KPSS olayı olsun, çevre olayları olsun bunların gündeme gelebilmesinin son derece önemli olduğunu düşünenlerdenim. Ancak bir açıdan da baktığımda bunların suni gündem oluşturduğunu, yani bir iki günde unutulduğunu ve sürekli sosyal medyanın yeni gündemlerle çalkalandığını görüyoruz. Bunun da belki bir antiparantez altını çizmemiz doğru olacaktır. Yani Gizem Hanım, konuşulan bir konunun ya da işte gündem oluşturan bir hususun daha sonra değiştiğini, çok daha farklı noktalara evrildiğini ya da tamamen unutulduğunu da görüyoruz. Her gün yeni bir gündem var, öyle değil mi Murat Hocam? Evet, evet. Yani unutuluyor, geçiyor. Bir hafta konuşuyoruz mesela sizinle bir konuyu. Daha sonra bakıyorsunuz o konunun esamesi okunmuyor. Yani ben bunu sosyal medyanın fast food kültürü olarak değerlendiriyorum. Biliyorsunuz restorana da gittiğimizde hemen işte hamburger gelir, kola gelir, patates hemen yer gideriz ya. Ondan sonra bir şekilde biter. Burada da aynı durum. Hızlı üretiyoruz. Gündeme hızlı tüketir duruma geldik. Gençler de biliyorsunuz biraz hızlı yaşamayı seviyorlar açıkçası söylemek gerekirse. Dolayısıyla bu gündem oluşturan hususların, konuların sosyal medya aracılığıyla bir anda efektif bir etki oluşturduğunu ama daha sonra ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Yani sanki biraz bunlar hani bizim akademide de vardır, bilim dünyasında da vardır. Teori ve pratik vardır. Teorik olarak bunların var olduğu ama pratik olarak uygulamaya geçilmediğini görüyoruz. En azından var olan doneler, veriler bizlere bunu sunuyor. Ama yine dediğim gibi Gizem Hanım, bilinç, sosyal medyadaki bilinç son derece önemli. Hani burada sadece Türkiye açısından değerlendirmememiz gerekir. Dünyada da Almanya gibi, İngiltere gibi, Fransa gibi ülkelerde de sosyal medyaya dair düzenlemeler söz konusu. Özellikle Fransa'da mesela nefret söylemine dair çok ciddi yaptırımlar söz konusu. Almanya'da bizim kat be kat üstümüzde cezai müeyyideler, hapis cezaları, adli para cezaları söz konusu. Fransa'da özellikle nefret suçuna yönelik bir saatte kaldırılmayan içeriklere dair sosyal medya mecralarına ağır yaptırımlar söz konusu oluyor. Türkiye açısından da baktığınızda sosyal medya kullanımı açısından ilk 5'te yer alan bir ülke durumunda. Dolayısıyla da buradan ilgili sosyal medya mecraları vergi ödemeden gelir elde ediyorlar, kazanç sağlıyorlar. Dolayısıyla burada yasalara tabi olmaları ve buradan eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarından gelir elde ediyorsa bunların vergisini vermesi son derece önemli efendim. Bunu ifade etmemiz gerekir ki dediğim gibi sosyal medya güç şu an aslında ilgili mecraları elinde bulunduran şirketlerde ve ülkelerde oluyor. Dolayısıyla aslında işte o dönemi hatırlayacak olursak Amerikan başkanı o dönemki seçimlerinde Trump ve Biden arasında yaşanan olaylara baktığımızda değerlendirdiğimiz artık sosyal medyanın doğrudan vakalara etki ettiğini, gidişatı değiştirdiğini görüyoruz. Bu geçmişte de oldu. Arap Baharı biliyorsunuz. Wall Street eylemleri. Bunları da gördük. Bunlar hep toplumsal ayaklanmaların ilk sosyal medyada var olduğunu, hayata geçtiğini gördük. Böyle bir etki gücü var. Böyle bir nüfuza sahip. Bunu yok göremeyiz. Ya da sosyal medyayı yasaklayarak, sosyal medyayı bertaraf ederek, işte sosyal medya olmasın diyerek de sorunlardan kaçamayız. Sosyal medyayı kullanmak zorundayız. Dünya kullanıyor. Sosyal medyada var olmak zorundayız. Dijital diplomasi açısından, Türkiye'nin tanıtımı açısından, yaptığımız çalışmalar açısından dijital diplomasinin önemi son derece büyük. Artık biliyorsunuz işte Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim savaş hala devam ediyor. O konuyu da yine sizlerle konuşmuştuk. Evet. Buradaki dezenformatif, manipülatif içerikleri, görselleri konuşmuştuk. Hı hı. Bunların çıkabilmesi adına sosyal medya şirketleri... Savaş bir anlamda sosyal medyadan yürüyordu, öyle değil mi hocam? Yani evet. Bu noktaya kadar belki de Ukrayna'nın direnebilmesinin en temelinde de Ukrayna liderinin, Zelenski'nin sosyal medyayı çok daha etkili kullanması da oldu. Bunların hep altını çizdik. Aslında çok hayatımızı gerçekten son dönemde etkileyen bir mecra sosyal medya. Bakın kaç tane olayı konuşuyoruz sizinle Gizem Hanım, görebiliyor musunuz? Hani o Marshall McLuhan'ın küresel köy kavramı var ya, hakikaten şu an bence sosyal medyada bunu yaşıyoruz. Yani dünyanın farklı bir noktasında, farklı bir ülkesinde olan gelişmeyi bile sosyal medya aracılığıyla takip edebiliyoruz. Türkiye gündemi, dünya gündemi, hepsini sosyal medya üzerinden açık bir şekilde izleyebiliyoruz, irdeleyebiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Dolayısıyla önemli bir mecra. Bunun özellikle altını çizmemiz lazım. Bizler de aynı şekilde işte ağ analizleri yaparak, ölçümlemeler yaparak, duygu analizleri gerçekleştirerek sosyal medyada kullanıcıların kanaatleri, tutumları ve davranışlarını ölçebiliyoruz. Ama aynı zamanda biliyorsunuz bu mecralar algoritmalar aracılığıyla büyüyor, gelişiyor, hedefli reklamcılığın da bir parçası haline gelmiş oluyoruz. Bazen yanıltıcı bilgilerin bilinçli bir şekilde bu mecralar aracılığıyla sunulduğunu görüyoruz. Ama bu dediğim gibi yasaklamaya yeterli bir sebep ya da gerekçe değil. Burada ben biraz dijital okuryazarlık ve sosyal medya okuryazarlığının ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani Gizem Hanım şöyle düşünün. Siz eğer nereden neyi alacağınızı biliyorsanız, kendi filtrenizden, eleğinizden hangi içeriğin geçeceğini biliyorsanız, içeriklerin doğruluğunu, teyit mekanizmasını nasıl çalıştırmanız gerektiğini ya da kaynakların teyidi noktasında nasıl bir gazeteci edasıyla işler görüyorsanız aynı durumun sosyal medya kullanıcıları için de yapılması gerekiyor. Gördüğünüz bir içeriği, bir fotoğrafı, bir görseli hemen fütursuzca paylaşmak ya da bunu işte anlık mesajlaşma uygulamalarındaki toplu gruplarda paylaşmak da doğru değil. Çünkü bununla ilgili de ciddi yaptırımların var olduğu görülüyor. Bilinçli şekilde dezenformasyonun, bilinçli şekilde bilgi kirliliğinin yayılması da aslına bakarsanız bir suç. Teyit etmek çok da zor değil açıkçası içerikleri. Sosyal medyada gördüğümüz içerikleri, görselleri teyit edebiliriz. Farklı kaynaklardan kıyas yapabiliriz, mukayese edebiliriz. Böylelikle her kullanıcı kendi bilincine ulaşırsa siz istediğiniz kadar dezenformasyonu yayın, istediğiniz kadar bilgi kirliliğini ortaya koyun. Ben zaten bunu almayacağım. Bir şekilde aslında antikor oluşturmuş olacağım bilgi kirliliğine karşı. Böyle ifade edebiliriz belki. Evet. Dolayısıyla bu var mı? Var. Bilgi kirliliği sosyal medyada var mı? Var. Bu sosyal medyanın doğası gereği işte bot hesaplar var, sahte hesaplar var, troll hesaplar var. Ama bunların olması demek kişilerin buradan paylaşımlarını hak ve özgürlükler çerçevesinde yapmayacağı anlamına asla gelmemeli. Aslında hocam yani belki de dediğiniz gibi bir bilgiyi paylaşırken doğru mu değil mi teyit etmek amacıyla azıcık bir 5 dakikalık bir araştırma yapsak aslında, öyle değil mi? İnanın. Doğru mu değil mi ortaya çıkartmış olacağız zaten. Hani hemen İnanın. Gördüğümüz bilgiyi doğru deyip paylaşmak yerine önce bir teyit etmek kendi inandırıcılığımız açısından da sosyal medyada kendimizi konumlandırdığımız yer açısından da aslında oldukça önemli. Çok haklısınız. Çok güzel bir noktaya değindiniz Gizem Hanım. Biraz sosyal medyadaki savaşlardan bahsedelim. Sosyal medyada kendini A partisi ya da B partisi profiline bürünmüş insanları görüyoruz. Ve bunlar önce tartışmayı çıkartıyorlar Gizem Hanım kendi aralarında. Ve daha sonra diğer kişilerin bu tartışmaya katılması isteniyor. Biz bunlara işte troll diyoruz. Önce onlar bir bakıyorsun işte profiline onu koymuş, işte bir partinin logosunu koymuş ya da bir lider fotoğrafı koymuş. Önce bunlar tartışmaya başlıyorlar. Tabii bu tartışma alevlendikten sonra diğer kullanıcılar da bu sürece dahil olmaya başlıyorlar. Ondan sonra bu kişiler, bu tartışmayı başlatan sahte hesaplar, sahte görsellere sahip olan, sahte içeriklere sahip olan bu hesaplar bir anda ortadan yok oluyor. Ondan sonra gerçek kullanıcılar siyasi dediğim gibi tartışmalarını sosyal medya üzerinden gerçekleştiriyorlar. İşte burada sakin ve sükunetli davranmak son derece önemli. Çünkü dediğim gibi zaten istenen, amaçlanan bu. Terör örgütlerinin burada çok rahat cirit atması, anonim ve sahte hesaplara imkan tanınmasından kaynaklı oluyor. Ve ne yazık ki sosyal medya şirketleri de bu noktada çok adım atmak istemiyor. Elon Musk önemli bir iş insanı, girişimci. Seversiniz, sevmezsiniz. Ama Twitter'la ilgili yaptığı açıklamalar hakikaten bence göz önünde bulundurulması gereken bir noktada. Biliyorsunuz 44 milyar dolara Elon Musk Twitter'ı satın alacaktı. Alacak, evet. Ancak ne oldu? Daha sonraki süreçte Twitter'dan hesapların kaçının gerçek, kaçının sahte olduğuna dair bir rapor istedi. Ve Twitter bunu sunamadı. Çünkü Musk'ın iddiasına göre %25 oranında Twitter'da sahte hesap bulunuyor söz konusu. Türkiye açısından da değerlendirdiğimizde 30 milyona yakın bir kullanıcının var olduğunu görüyoruz Twitter'da. Burada yine sahte hesaplar olduğu iddia ediliyor. Görselleri paylaşan sahte hesaplar aracılığıyla bunların paylaşıldığı ifade ediliyor, iddia ediliyor. Musk'ın bu iddiasının da bence tartışılması, irdelenmesi gerek. Çünkü hiçbir mecra Twitter kadar gündem belirleme noktasında etkin değil. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekir. Evet. Geleceğin siyasetinin, geleceğin siyasal iletişim stratejilerinin Twitter'da var olacağını söyleyebilmek mümkün. Belki kullanıcı sayısı açısından baktığımızda diğer mecralar olanla, Instagram'a, YouTube'a oranla çok daha düşük kullanıcı sayısı var, ama evet, gündem belirleme noktasında, evet, gündem belirleme noktasında çok etkin bir güç durumunda olduğunu söyleyebiliriz Gizem Hanım. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte siyasal partiler seçim kampanyalarını yürütürlerken mutlaka artık Twitter'a da dediğim gibi dikkat etmek durumundalar. Ve tabii ki hashtag çalışmaları son derece önemli. Çünkü insanlar belli konularda kişilerin görüşlerine, fikirlerine başvurmak istediklerinde ya da o konuya dair kim ne demiş, gündem ne demiş, kamuoyu ne demiş diye öğrenmek istediklerinde bu hashtagler üzerinden hashtagleri tıklayarak, yani etiketleri tıklayarak bu konuda kim ne söylemiş, ne etmiş ya da kamuoyunun genel değerlendirmesi ne durumda, bunları öğrenebiliyor ve aynı zamanda da sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bir anda gündemi oluşturabiliyor. Gündem oluşunca buradan biliyorsunuz farklı olayların vuku bulduğunu gördük. İşte bir olay meydana geliyor. Ne bileyim işte bir kişiye yönelik bir saldırı düzenleniyor. Sonra o kişi serbest bırakılıyor. Ancak sosyal medyanın gücü ve etkisi nedeniyle tekrar değerlendiriliyor bazı vakalar. Dolayısıyla hukuka, siyasete, ekonomiye de yer etti. Çünkü ekonomi niye önemli? Şimdi biliyorsunuz artık günümüzde kripto para kullanımı var. Bunun hali hazırda bir yasal düzene oturtulmaması manipülasyonun bu noktada bilgi kirliliğinin had safhaya ulaşmasına sebebiyet veriyor. Açıklamalar yapılıyor. Bir anda bakıyorsunuz Gizem Hanım bir kripto para biriminin değeri tavan yapıyor ama evet, bir anda da tamamen dibe vurabiliyor. Bu da işte dediğim gibi sosyal medyanın etkisinden kaynaklı oluyor. Ya da işte yapılan açıklamalar, haberler üzerine mesela işte bir günümüzde biliyorsunuz işte transfer gelişmeleri yaşanıyor. İşte bir sosyal medyada yapılan paylaşım işte biliyorsun dünyaca ünlü futbolcu işte Cristiano Ronaldo işte Galatasaray gündeminde mi, gelecek mi gibi bazı açıklamalar yapılmıştı. Sosyal medyadan hesaplarda paylaşımlar yapılmıştı. Bunun üzerine Galatasaray'ın borsadaki hisselerinin %1,5-2 oranında artış yaşadığını gördük. Yani Gizem Hanım, sosyal medya bu kadar etkili bir mecra. Evet. Sosyal paylaşım ağları bu kadar insanların hayatlarına nüfuz eden, ekonomiye, siyasete, sanata, kültüre, dünyaya, dünya gündemine etki eden bir yapıya sahip. Dolayısıyla burada belki bizim devletçe, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yapmamız gereken sosyal medya okuryazarlığını yaygınlaştırmak, bunların daha ilkokul çağlarından verilmesini sağlamak ve tabii anne ve babaların da bu noktada gereken bilgi birikimine sahip olması, çocukları doğru yönlendirme son derece önemli. Çünkü akımlar adı altında ciddi videoların çekildiği, çocukların kendilerine zarar verdiği, akran zorbalığının artık bu videolar aracılığıyla had safhaya ulaştığını görüyoruz, şahit oluyoruz. Medyada da etki ettiğini görüyoruz. İşte son yaşanan olay, işte bir video çekeyim derken çocuğun dediğim gibi elini kesmişler ve buradan işte dediğim gibi takipçi hit kazanarak aslında kısa yoldan gelir elde etmek isteyen gençlerin var olduğunu, çocukların var olduğunu görüyoruz. Bu da ciddi anlamda üzerinde durmamız, tartışmamız gereken psikolojik vakalar olarak karşımıza çıkıyor Gizem Hanım. Yani artısı eksisi bir şekilde akıllı telefonlar, mobil iletişim araçlarıyla birlikte sosyal medya hayatımızın merkezinde yer alıyor. Türkiye olarak ciddi adımları atmamız gerekiyor. Eğer bu ciddi adımları atmazsak, düzenlemeleri ama herkesin mutabık olacağı düzenlemeleri ortaya koymazsak korkarım ki gelecek bizler adına ciddi sorunları, sıkıntıları beraberinde getirecek diye düşünüyorum efendim. Şimdi Murat Hocam aslında çok önemli bir şeyin de altını çizdiğiniz geleneksel medyanın da gündemini sosyal medya belirliyor. Artık ne kadar önemli bir noktaya geldi, bunu bile görebilmemiz açısından oldukça önemli. Şimdi hocam aslında bir sorum daha vardı, özellikle sosyal medya dolandırıcılığını da. Şimdi bir yandan çok önemli özellikleri var. KPSS skandalı gibi bir konunun bu kadar hızlı bir şekilde gündeme gelmesi, hemen karar alıcıların devreye girmesi, çok hızlı reaksiyonla kararların alınması, soruşturmanın başlatılması tabii ki çok önemli ve sosyal medyanın gücü açısından da değerli. Ama bir yandan da sosyal medya dolandırıcıları var. Ancak bugün süremin sonuna doğru yaklaştığım için bunu başka bir güne bırakalım rica ediyorum. Yoksa bir yandan evet avantajları, artılarını her gün hayatımızda yaşıyoruz sosyal medyanın. Ama bir yandan da İnternetin bu kadar hayatımıza girmesiyle birlikte, sosyal medyanın bu kadar hayatımıza girmesiyle beraber bazı sıkıntıları da yaşıyoruz. Bunları konuşmak isterdim ama dediğim gibi bugünlük süremin sonuna geldim. Umuyorum önümüzdeki haftalarda yeniden bir yayınla buna değerlendirme şansımız olacak.